canlı yayın konuğu Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk. Hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? Hazırlıklı gelmişsiniz. Evet. Maşallah. Çok, çalıştım. <gülüyor> <gülüyor> çok çalıştınız. Peki. çok çalıştınız. Peki. biliyorum ki izleyenlerimizin <laughs> size birçok e, soruları olacak. Canlı yayın yaptığımız için canlı yayında da bu soruları alabiliriz. Okan Bayülgen nokta hashtag ile Twitter üzerinden bize yönelttiğiniz, Sayın Bakan'a yönelttiğiniz sorularınızı editör arkadaşlarım bana ilk reklam arasında iletecekler. Böylece Sayın Bakan'ın da bu soruları <laughs> E, yanıtlama e, fırsatı olacak. Hemen sohbet babında söylemek istiyorum. <laughs> Türkiye hakikaten çok ilginç kişilikler, ilginç Milli Eğitim Bakanları gördü. Örnekse Hasan Ali Yücel 8 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı yaptı. Yine Hüseyin Çelik'in Milli Eğitim Bakanlığı 6 yıl sürmüştür. Siz maşallah 3 seneyi doldurdunuz ama velakin bunun 1,5 sene siz neredeyse pandemiyle beraber geçti ilk bakanlar geldiğinizde herkesin fikri iktidardan muhalifetten sizinle ilgili pozitifti bir eğitimci olmanız profesyonel siyasetçi olmamanızla ilgili olarak şimdi pandemiyle beraber ne düşünüyorsunuz hayalleriniz yıkıldı mı yani yapacaklarınızı yapamadınız mı nasıl geçti bu pandemi süreci şimdi aslında ee, zekayı tarif ederken <laughs> Piaget diye bir bilim insanı var diyor ki yeni ve karşılaşılmalıktık durumlarda e, nasıl davrandığınızla alakalı bir konudur zeka. Yani sıradan rutin işlerde yaptığınız işler değildir ve pandemi küresel salgın 100 senede bir karşılaşılabilecek bir durum ve bu durum e, bizim ne yapacağımız konusunda bizi çok sorular soruyor. Ve çok sıra dışı bir durum. E, tabii ki kafamda bir e, planlama, bir fizibilite, çeşitli KPI'ların sıralandığı ve e, ilk kez 3 yıllık bir e, Eğitim 2023 vizyon dokümanı da çıkarmıştık. Yani hangi ay, hangi sene, hangi e, durumda, neyi nasıl yapacağız, bunun bütçesi nedir, imkanları nedir? E, gerekçesi nedir? Bütün bunları ortaya koymuştuk. Fakat işte yaklaşık işte iki buçuk sene oldu e, geleli ve bu iki buçuk sene içerisinde e, iki öğretim yılı bir şekilde e, dışarıda kaldı. Yani tam bizim çalışacağımız, pilotlama yapacağımız, geleceğe ilişkin projelerimizin hazırlıklarını, kuluçkalarını oluşturacağımız dönem birdenbire küresel salgına teslim oldu. Bu elbette bir... E, küçük de olsa sizin dediğiniz gibi hayal kırıklığı ama... E, bizler şikayet makamı değiliz. Bizler çözüm makamıyız. Yani durum ne olursa olsun, konu ne olursa olsun, şartlar ne olursa olsun... E, biz oynamak zorundayız. Yani biz oyunu e, bir şekilde şikayet ederek sürdüremeyiz. Gereği neyse onu yapmaya çalışırız. Ki şu anda yaptığımız şey de arkadaşlarımızla beraber bu. Ve... E, elbette... Bu süreç dünyada da zor geçiyor ama Türkiye'nin zorluğu eğitim sistemiyle ilgili bir dönüşümün yeniden bir sıçramaya şahit olacağı bir süreci yaşıyor olmasından. Çünkü AK Parti döneminde altyapı anlamında öğretmen ataması ve diğer koşullarla ilgili gerçekten büyük başarı hikayeleri yazıldı. Bu nesnel bir veri olarak da söylenebilir. Bundan sonrası elbette sıfırdan başlayacağımız bir durum değil. Biz 1-2-3 diyenlerin hemen arkasından 4-5-6 demek için buradayız. Yani yeni bir şey yapmaktan önce ıslahla ilgili, iyileştirmeyle ilgili, geliştirmeyle ilgili, kaliteyle ilgili yeni sözler, yeni söylemler için bulunuyoruz. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi salgın bunu tabii ki engelledi ama çok da şey öğretti. Peki e, şimdi siz hakikaten bir pro, projeyle bir programla geldiniz evet. ve bu e, pandemide e, her bakanı yorabileceği gibi özellikle kabinede e, önemli bakanlıklar var ama eğer pandemi olmasaydı Milli Eğitim Bakanlığı ya da e, sağlık bu kadar ön plana. Çıkmayacaktı. Şimdi hmm. genelde bütün gazeteciler falan bir işte herkes bir şeyler atıp böyle bir kabine revizyonlarından e, falan bahsederken hep en çok yorulan e, en çok yıpranan bakanların e, ismi geçiyor. Tekrar soruyorum. Bu sizin hayal kırıklığınız olacak mı aslında? Pandemi olmasaydı e, projeleri, projelerinizi hayata geçirebilseydiniz ya, başka mı olacaktı? Ben inancım gereği hep olanda hayır var derim. Evet. Yani olanda hayır vardır ve ...böyle olduğu için kötü değil. Yani böyle olmadığı için de iyi değil. Benim dünya görüşüm bu. Ve böyle baktığımda da... ...şunu fark ediyorum. Zamanı... ...gelmemiştir ya da zamanı geliyordur. Hmm. Şu anda yaptığımız her şey... ...emin olun gelecekteki... ...vizyonumuz için, gelecekteki hayallerimiz için... ...çok önemli bir... ...alt oluşturuyor ve bundan gurur duyuyoruz... ...arkadaşlarımızla beraber. Hmm. Çünkü... Salgın öncesinde dijital altyapı ile ilgili çok büyük hazırlıklar yaptık. Ama salgının geleceğini bilmeden, birdenbire salgın gelince bu işe yaradı. Çünkü buna bir makro proje olarak bakmak lazım ve bir, e, yani işi daha fazla büyütmekten ziyade, bir maksimizasyondan ziyade bir optimizasyon yapmak sistemde. Beklentimiz bu. Şu anda da bunu yapıyoruz. O yüzden de e, gelecekte lazım olacak ki eğitim... Bugünden daha çok yarın için bir şey yapmaktır. Yani Milli Eğitim Bakanları gelecek için çalışırlar. Ve onun sorumluluğunu, onun vebalini hatta e, onun mesuliyetini yüklenerek çalışırlar. Bizim de e, bu tür arkadaşlarımızla birlikte bu tür iş ve işlemlerde e, tam da bunu iyi yapıyor olmaktan mutluyuz. Yani dünyaya bakıyoruz hangi ülke ne yapıyor, G20'de ne var, OECD'de ne var? Hı. Hı. Bunların hepsini izliyoruz, günlük olarak izliyoruz. Ve diyoruz ki Türkiye ne yaptı, diğer ülkeler ne yaptı. Burada iyi bir yol almaktan dolayı da mutluyuz. Ve şimdiki yaptıklarımızın sonucunda öğrendiklerimiz bize çok güzel bir yol açacak diye düşünüyorum. Peki e, size Ziya Hoca diyor değil mi herkes? Ziya öğretmen, Ziya, Ziya Hoca, öğretmen. Evet. Çünkü zaten başta eğitim sizsiniz, evet. kendi eğitiminiz bittikten tabii, tabii. sonra da hemen akademik e, çalışmalara girmişsiniz. Hep hep eğitimin içinde, hep eğitimin içinde. E, olmuşsunuz ve bugün Bakanlar Kurulunda Z kuşağının en çok tanıdığı kişi sizsiniz, değil mi? Evet bunu iyi bir şey olarak mı söylediniz? Bu iyi bir şey evet <laughs> yani ileride en çok hatırlayacakları kişi de sizsiniz yani diyelim ki onların e, bundan 20 sene sonrasında ne olmuştu bu pandemide evet. filan Ziya Hoca'dan bahsedecekler onlar yani ve hakikaten sizi merak ediyorlar yani arkadaşlarımın çocukları filan her yaştan yani e, işte Milli Eğitim Bakanı gelecek ha nasıl bir tip filan yani hiçbir <laughs> bakanı e, gençler bu şekilde merak etmiyorlar aslında. Ee, bu da ilginç aslında. Değil onların ona, onların onların kahramanı mısınız yoksa onların e, e, yani tam birçok sorusu var herkesin işte yüz yüze eğitim ne olacak? E, sınavlar nasıl yapılacak vesaire vesaire. Tabii ki burada e, bu kadar zor ve yıpratıcı bir dönemde zor ve yıpratıcı olduğu kadar da eleştirileceksiniz El tabii be, ki ama evet. e, insanlar iki bakanı çok iyi tanıyorlar. Bir canlarından endişe ediyorlar Fahrettin Beyi çok iyi tanıyorlar. Bir çocuklar için endişe ediyorlar, evet. Çocuklarının <laughs> gelecekleri için endişe ediyorlar Haklılar. ve sizden söz ediyorlar. Yani şimdi çok haklı olarak e, velilerimiz elbette çocuklar için endişeleniyorlar ve onların endişelerinin toplamı bizim endişemiz. Yani bu ne hissettiğimizi anlatmak bakımından bunu ifade etmek istiyorum. E, Z kuşağı denilen e, kesim çocuklarımız, elatlarımız. Elbette yaşlarının gereği olan bir takım davranışları gösteriyorlar. Biz onlardan onu bekliyoruz zaten. Yani yaptıklarından şikayetçi olmak ya da niye böyle yapıyorlar demek değil. Onlar bizim paydaşlarımız, onlar bizim çocuklarımız. Biz onlarla beraber bir takımız ve bir şekilde onların kahramanı olmak ya da onların işte bakan olmak vesaire. Bunlar benim için ikinci planda. Ben onların öğretmeniyim. Ve öğretmen olarak kimi zaman çok hoşlarına gidecek şeyleri söylerim yaparım ama kimi zaman da bazen hoşlarına gitmeyecek şeyleri de sorumluluğum gereği söylerim ve bunu da açıklarım, izah ederim, özür dilerim, ee, bir şekilde e, onlara anlatmaya çalışırım, kapı kapı dolaşırım. Yani yaptığım şey bu ve çocuklarımızın e, nasıl bir gelecek beklediği bizim ana sorumuz. Bugünkü problemler geçer. Yani bu her zaman böyle devam edecek değil. Biz bilimin yol göstericiliğinde hareket ettiğimizde bunun yolu bulunacaktır. Bir çıkış var. Hiç kimse umudunu kesmesin. Ama peki bu çıkışın sonunda ne olacak? Biz çocuklara ne vaat ediyoruz biz 20 sene sonra, 30 sene sonra için? 10 sene sonra için biz bu çocuklara ne vaat ediyoruz? Bunun yanıtını vermek çok önemli ve bu çerçevede de bütün sistemin dönüşümüyle ilgili bir sistematik bir çerçeve ortaya koyduk. E Eğitim 2023 vizyonu dokümanında e oradaki hayallerimiz, oradaki beklentilerimiz bir şekilde yine hayata geçecek. Çünkü Dünyanın ihtiyacı bu, Türkiye'nin ihtiyacı bu, çocukların ihtiyacı bu. Yani çocukların kapatın kitapları, defterleri. Hepinize işte sınav yapacağız, soru soracağız. Meselesi artık eğitim olmamalı. Yani biz çocukların hafızasını ölçmüyoruz. Bugün hiçbir yerde kitaplar, defterler kapalı değil gerçek hayatta. Google'da istediklerine bakarlar. <laughs> Mesele bilmek değil. Mesele bir şekilde bilgiyi bulmak değil, bulunur. Mesele yapabilmek, bilmek değil. Bu çocuklar nasıl yapacaklar, kendi işlerini nasıl görecekler, hayatlarını nasıl idam ettirecekler, nasıl dirençli olacaklar, nasıl sebat sahibi olacaklar, bütün bunlar çok çok değerli. Bana şeyi açıklar mısınız, ee, şimdi sınav yapmak, yüz yüze sınav yapmak, yapmamak en çok size gelen soru bu. Yani 8. ve 12. sınıfların yüz yüze eğitimde olması evet. olmalı mı? Olmamalı. Birinci şey bu. İkincisi bu çocuklara nasıl sınav yapılacak? Öğretmen kanaati mi olacak? Bir projeye mi e, not verilecek? <laughs> ya da e, sonunda bir sınav mı yapılacak? Evet. Aslında canı yürekten hele hele sizin gibi iyimser, iyi niyetli e, ki bütün eğitimcilerimiz öyledir. Bir eğitimci ne <laughs> ister? Ya bu zaten çocuklar e, psikolojik olarak çok zor bir sınavdan geçiyorlar. Her yaştan çocuklarımız, ergenlerimizi, ergenlik öncesi, ergenlik sonrası hepsi. Ee, bunları salı verelim. Sınavda yapmayalım. Hmm. Zaten <laughs> çok zor değil mi hayat? Anne babaları <laughs> hastalanıyor. Bunlar bulaştırıyorlar. Belki kendileri anne babaya hastalık bulaştırdığını düşünerek büyük bir hak etmediği bir vicdan azabına yakalanıyor. Ee, bırakalım, salalım. Sınavda yapmayalım. Yani tabii öyle dilersiniz değil mi içinizden? Böyle yapmak isteriz hepimiz. Ya yani rahat bırakalım çocukları. Çünkü bilim insanlarının da bugünlerde çok sözünü ettiği bir C jenerasyonu var. Covid jenerasyonu. Evet. Yani bu çocuklar <laughs> büyüdükten sonra... Ee hep filmlerde izlediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Vietnam'a gönderdiği nesilleri gibi ileride başlarına çökecek büyük bir depresyondan söz ediyorlar. Bir Covid jenerasyonu diye bunlardan söz ediyorlar. Yani aslında sınav, sınav yapmak yapmamak, büyük <laughs> sınavı geçirmek ya da işte e, liseye, üniversiteye sokup sokmamaktan başka bir de bu çocukların psikolojileri var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi öncelikle... E veriye dayalı olarak konuşmak lazım. Yani herkesin öznel görüşü olabilir. Ben böyle düşünürüm. Öteki farklı düşünebilir. Ve toplumda farklı görüşlerin olması da hem iyidir hem doğaldır. Fakat biz belli sorumlulukları üstlenmiş kişiler olarak veriye bakmak zorundayız. Yani ne var önümüzde? Bilim kurulu ne diyor? İstatistikler neyi gösteriyor? Eğriler grafikler neyi gösteriyor bize diye baktığımızda hep şunu söylüyorlar. İşte okulları açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şimdi mesele şu. Okul belli dersleri öğrenmenin çok çok ötesinde bir kurum. Yani sosyalleşmenin de biraz önce söylediğiniz sosyal duygusal Hı. edinimlerinde bir şekilde öğretmenle bir arada olmanın, arkadaşlıkların, oyunların, eğlencenin, zaman geçirmenin merkezi okul. Okulun bu kimliği çok anlaşılmamıştı. E, salgından hı, önce hı, hı, hı. ama şimdi bakıyoruz bana istatistikler e, bilim insanlarıyla görüştüğünde istatistikler okulların kapalı olmasını gerektiriyor dediğinde biz kapatıyoruz hı. ama artık şu noktada iyi açılabilir dediğinde açıyoruz Eğer ben hiç açmazsam Eğer ben tamamen e, hani sizin söyleminizle... ...tırnak içinde salı verirsem Emin olun, çocukların davranış kalıpları, davranış örüntüleri ve çalışma alışkanlıkları, bir şekilde iletişim örüntüleri, bunların hepsinde bir dejenerasyon oluşacak. Hı hı. Bana birkaç önce birisi dedi ki, Ziya Hoca dedi ya, sen dedi boş ver dedi sınavları dedi. İşte her şeyi kaldır dedi. Çalışmasın çocuklar, sınavda olmasın. Seni çok severler dedi. Niye öyle yapmıyorsun dedi çok yani dostane sordu bana. Ben şunu söyledim. Dedim ki bakın ee ben şunu mu tercih ediyorum zannediyorsunuz? Yani beni sevmesinler diye uğraşıyorum mu zannediyorsunuz? <laughs> Hayır böyle bir şey yok. Benim yaptığım şey şu. Bir çocuğun bir dönemde üç sınavı bir dönemde artı projesi ödevi vesaire birçok şey var. Görevi var. Biz diyoruz ki bunların hepsini boş verin. Bir tane sınav olsun. Kime olsun? Liselilere olsun. Hı, -hı. Şimdi i̇lk dönem ilk okullara ve ortaokullara yapmadık sınav. E sadece liselere yaptık. İkinci dönem ortaokullarda okula başladığı için yaptık. Yani her gün okula geliyordu çocuklar. Hani okula gelmişken o sınavı da bir derste olsunlar diye yaptık. Eğer lisenin müfredatına bakarsanız sarmal bir yapısı vardır. Bir haftayı iki haftayı atlayın üçüncü beşinci haftayı anlamazsınız. Gelecek sene hiç anlamazsınız. Hı. Hmm. Üniversitede büyük zorluk çekersiniz üniversite matematiğinde. Bakın bu 5-6 sene sürecek bir döngü öğretimsel olarak ve Türkiye'nin eğitim sisteminin ciddi bir zarar görmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Şimdi ben her şeyi boş verin diyerek hoş görünmekten yanam olmalıyım yoksa salgın var çok olağanüstü bir durum var öyle 2 tane 3 tane dört tane sınav olur mu bir tane sınav olsun yeterli. Yani bunu sınırlayalım. Bakış açısındayız. Bunu biz birçok psikiyatrla, psikologla, eğitim bilimciyle, ölçme değerlendirmeciyle konuşuyoruz. Bilim kurulumuz var, eğitim bilim kurulu. Onlara da danışıyoruz. İl müdürlerimize danışıyoruz, öğretmenlerimize, müdürlerimize, okul müdürlerimize danışıyoruz. Burada tamamen boş verdiğimizde bakın canlı dersler kapandığında ya da sınavlar olmadığında çocukların %90 civarında kısmı her şeyi bırakıyorlar. Siz bir çocuğun eğer ortam zorlamasa veya şartlar yönlendirmese çalışıp çalışmadığını nasıl tahayyül edersiniz? Yani genellikle bir mecburi ortam olursa yani o dershane ortamı, okul dersi, okuldaki derslik ortamı, evdeki çalışma ortamı vesaire veya bir ödeye beklentisi, bir sınav beklentisi olursa hazırlanma olasılığı yükselir değil mi? Eğer hiçbir şey olmazsa hiçbir şey olmaz ve kayıp kuşak denilen ya da si e, kuşağı denilen şey aslında her ülkenin kendisine göre farklı ve bizim toplumumuzun başka iyileştirici güçleri var. Nasıl, yani nasıl? şöyle bizim çocuklarımız e, aile içerisindeki e, konumlarını Bizim çocuklarımız, işte büyük anneler, işte büyük dedeler vesaire, bizim toplum, bizim toplumumuzdaki ritüeller, bir takım işte toplantılar, görüşmeler vesaire, bütün bunlara baktığımızda bir Ramazan bereketini düşünün. Bu arada herkesin hayırlı Ramazan diliyorum herkese. Bütün bunları düşündüğümüzde Türkiye'nin sosyalleşme ve iyilik hareketleri başka çalışıyor, başka ülkelere göre ve. ...burada önemli olan şey şu... ...kimin ne kaybı var'a bakmak lazım. Yani herkesi kayıp kuşak olarak... ...yekpare ayırmamak lazım. İlkokulların ne kaybı var? Ortaokulların ne kaybı var? Lisenin ne kaybı var? Alt gelir grubundakilerin ne kaybı var? Üst gelir grubundakilerin ne kaybı var? Böyle bakmak lazım meseleye. Yatayda ve dikeyde katmanlarda bakmak lazım meseleye. Öyle baktığımızda... ...problemleri görüyoruz. Mesela biz... ...köy okullarını çok uzun süre açık tuttuk. İlk okulları açabildiğimiz kadar açtık. Hatta beş gün açtık. İki gün de değil. Beş gün açtık. Niye beş gün açtık? Çünkü orada büyük şey vardı. Eksik vardı. Bunu gördük, ölçtük. En büyük eksiğimiz nerede diye baktığımızda... ...sınav gruplarında büyük bir e, psikolojik stres gördük. Akademik stresten ziyade psikolojik stres gördük. Ama köy okullarında, birleştirme sınıflarda ve benzeri yerlerde akademik stres gördük. Yani gerçekten bir gerileme ve kayıp söz konusuydu. Onun için yine dikkat ederseniz hep 8-12'leri açık tutmaya çalıştık. Hep köy okullarını açık tutmaya çalıştık. İlk okulları mümkün olduğu kadar açık tutmaya çalıştık. Çünkü orada bilim insanları bize dedi ki bakın dünyada 10 yaş altında maske takmak bile yasak bazı ülkelerde. Mesela İngiltere'de. Çünkü Orayla ilgili riskimiz bizim yukarıda konuştuğumuz riskle aynı risk değil. Orada başka durumlar söz konusu ve bir çocuğa bulaşmasıyla bulaştırması arasındaki ilişki bakımından baktığınızda nispi olarak daha farklı bir durum var ve şunu da çok rahat söyleyebilirim bizim toplumun genel artışıyla okullardaki çocuklarımızın ailelerindeki artışın grafiğine baktığımızda. %20'ye yakın daha aşağı bir şey vardı. Ee, eğri vardı. Hmm. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Okullar aslında daha güvenli yerler. Çünkü sürekli kontrol var. Ama siz parkta, bahçede, hmm. çarşıda, pazarda kimin ne yaptığını bilmiyorsunuz. Ama okulda biliyoruz. Problem de olsa düzeltme olasılığımız var. Hmm. Peki. Ee, yine bu e, motivasyon eksikliği, öğrenme isteksizliği, korku. Yani bunlar e, pandeminin çocuklara işlediği, bilinçaltlarına yerleştirdiği rahatsızlıklar olacak. Şimdiden bir hazırlık ya da bir proje var mı? Size getirilen projeler var mı? Tabii. İleride bunların sağaltımıyla ilgili olarak diyelim ki önümüzdeki... E, Eğitim yılında aşılanmayla ya da sosyal bağışıklıkla beraber her şey biraz daha normalleşti. Evet. Eğitim senesine normal şartlarda başladık. Nasıl bir sağaltım öngörülüyor? Biz aslında buna geçen sene Mart ayından itibaren bir ödev diye baktık ve dersimizi çalıştık. Hı. Ve yüzlerce araştırma yaptırdık bilim insanları, üniversitedeki e, öğretim üyelerine, uzmanlara. Ve sahaya çıktılar hangi grupta anne babalarda annelerde ne var babalarda ne var işte lisellerde ne var işte kız çocuklarında ne var erkek çocuklarında hmm. ne var işte kırsal kesimde ne var bütün bunlarla ilgili yüzlerce araştırma yapıldı ve bunları biz yayımladık da Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir dergisi var Milli Eğitim diye o dergide yani bayağı kalın bir dergi şu anda onu yayımladık salgın döneminde Türkiye'de eğitim sayısı diye özel bir sayı çıkarttık hmm. ve elimizde daha çok sayıda araştırma var yayınlamadığımız. Biz her bir çocuğun e, ruhsal e, sağaltımı için e, bir takım dokümanlar çıkardık. İşte psikososyal destek hattı kurduk. Dünyada ilk kuran kur, ülkelerden birisiyiz bu arada. 24 saat psikolojik danışmanlar e, veli aradığında, çocuk aradığında milyonlarca ki burada her bir düzeyde kaç milyon görüşme yapıldığının rakamları sayıları da var. E, Hikayeler hikaye kitapları çıkardık. Yani bir çocuğun hayatı üzerinden salgın e, salgında ilk yardım psikolojik sağaltım anlamında ilk yardım Hı. ayrıca fiziksel anlamda da ilk yardım. Yüzbinlerce öğretmenimize e, öğrencimize bunun eğitimini verdik ve temassız oyun kitabı yazdık. Yani çocuklarla oynayın. Bizim ilacımız oyun dedik Hı. ve siz Peki ne oynayacaksınız? Bununla ilgili iki tane kitap çıkardık. Bunların dijital kitaplarını yayınladık. Fiziksel kitaplarını bastırdık, gönderdik. Bundaki maksadımız şuydu. Biz çocukların okula girdikleri anda içlerinde birikmiş olan o stresi nasıl atacakları ya da ileriye dönük bir şey biriktirmemeleri için, sosyal duygusal gelişimlerinin olağan bir çizgide yürümesi için ne yapmalıyız? Her bir öğretmenimize, her bir rehber öğretmenimize, psikolojik danışmanımıza hangi çalışmaları yaparsa hangi sınıf düzeyinde, ilkokulda hangi çalışma yapılır, ortaokulda hangisi lisede ne yapılır? Bunların hepsinin el kitaplarını verdik. Ve bu dijital kitaplar da var. E buraya bakıp ben bu yaş grubunda ne yaparsam bu çocuklarda görülmesi muhtemel olan problemlerin önüne geçebilirim. Bunların çalışmasını yaptık ve bunun ötesinde anne babalara e, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın anne babalarına e, mobil uygulamalar yaptık. Yani hangi alanda çocuğunuz e, engelliyse onun için oyunlarımız, uygulamalarımız var. Ya yani bastığınızda görüyorsunuz Sayın ve Sayın Bakanım, özür dilerim. Hı. Bir parantez açayım. Buyurun. Ben e, bir başka ülkenin e, Milli Eğitim Bakanını dinler gibi dinliyorum şu nedenle sakın yanlış anlamayınız söylediğimi. E, acaba gerçekten ee, basın ya da sosyal medya şu anda bana anlattıklarınızdan yeteri kadar söz ediyor mu? Çünkü ben e, hasbel kader kendi e, kızımın e, anneler gruplarına WhatsApp üzerine anneler evet. e, grubuna üye olarak te, olan tek erkek tek baba e, olarak annelerin e, haykırışlarını endişelerini e, duyuyorum basında genelde bakanlığınızla ilgili atamalarla ilgili işte atama filan bu, bu işte ne olacak şu atama bu atama bu işler falan filan e, ve e, yine çocukların anne babalarıyla ilgili genelde babalar değil ama annelerin şu e, yakınmalarını ya da feryatlarını duyuyorum işte e, sınav yüz yüze mi yapılacak şöyle mi yapılacak böyle mi yapılacak aslında hep yumurta kapıya geldiğindeki feryatları duyuyorum ben fakat siz şu anda bana anlattıklarınız uzun süreli, çok çalışılmış, çok araştırma yapılmış, çok bilim insanından fikirler alınmış projelerden Tabii ki söz ediyorsunuz. Tabii Peki ki. diyelim ki ben biraz daha İstanbul Burjuvası içerisindeki e, insanların, annelerin, ailelerin e, yakınmalarını duyuyorum. Belki de e, Türkiye'nin birçok ilinde, Anadolu'muzda bu e, e, projeleriniz daha iyi anlaşılıyordur. Örneğin bu destek hattı hem çocuğun arayabileceği hem velilerin arayabileceği gerçekten e, gerçekten anlatılabildi mi? Yoksa e, sosyal medyada siyasete ya da basında siyasete kurban mı ediliyor çalışmalarınız? Şimdi bizim anlatmakta bazı zorluklarımız var. Bunu ben kabul ediyorum. Çünkü e, hani bir geç, geçmişteki bilim insanı kimliğimle de e, raporlar okuyorum Hatta tıbbi raporları da okuyorum ki ha. bilgim olsun ha. e, Elbette e, hani onunla ilgili bir şey söyleyecek değilim ama e, ben bileyim yani araştırmalar neyi gösteriyor evet. hangi yaş grubunda ne olmuş evet. Şilideki araştırmada ne var mesela UNESCO'nun UNESCO raporunda ne çıkmış e, bütün bu tıbbi sonuçları da okuyorum ki e, karar verirken çoklu parametrelerden e, bakma imkanım olsun diye Şimdi burada şöyle bir şey var. Bir çocuğun hayatı, aslında biz çocukların hayatına dokunuyoruz. Bu, bu o kadar efsunlu bir şey ki, bu o kadar ilahi bir mesele ki bir çocuğun hayatına dokunmak aslında ürpermemiz gereken bir durum. Ee, ve biz bunu yaparken her bir çocuğumuzun, okul öncesindeki ve her kademedeki her bir çocuğumuzun, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklarımızın, Hani ne tür ihtiyaçları var, Bunları kalem kalem çıkartıyoruz ve her birine belli uzman grupları çalışıyorlar. Ve emin olun Cumhuriyet tarihinde en çok yayının çıktığı çalışmanın yapıldığı mobil, dijital baskı, yıl hangisidir derseniz 2020. Bunu çok net söyleyebilirim. Niye böyle oldu? Çünkü o kadar farklı ihtiyaçlar çıktı ki biz rutinle devam edemedik. Ve, bu ihtiyaçları karşılamak için mesela liseliler diyor ki biz diyor %76 oranında telefon kullanıyoruz diyor. Bilgisayar kullanımı daha az bizde diyor. Evet. O zaman mobilde e, mobilde bir öğrencimiz soru çözmek isterse. Mesela diyor ki ben bir soruyu çözemedim yardım etmek istiyorum. Destek hattı kurduk. Hemen canlı ya yani soruyu çözemedim bana şey yap yardım et. Hı. Ya da 25 bin soruluk bir paket hazırladık mobilde çözsün. 250 bin soruluk paket hazırladık mobilde çözsün. Şimdi bütün bunları e, hazırlarken en küçük detaya bakıyoruz. Mesela otizmli gruplar peki bunlara ne, yap ne yaptık? Bunlar için işte mobil uygulama çıkardık e, çeşitli broşürler ee, televizyon programları EBA televizyonu EBA televizyonu başlı başına bir şey ve ısrarla söylüyorum diyorum ki eğer böyle bir yapılanma 3 tane televizyon kanalı profesyonellere sordum bana dediler ki 9 aydan önce televizyon kuramazsın. <laughs> Dedim ki 9 ayımız yok salgın almış yürüyor. Peki ne yapacağız? 10 günümüz var. Emin olun bütün Türkiye'nin imkanlarını işte BTK'nın, Türksat'ın, TRT'nin ...bütün imkanlarını, stüdyolarını kullanıp... 10 günde 3 kanal kurduk. Ve hemen hiç hayatında kamera görmemiş... ...insanlarla, bin kişiyle... E, ...hemen yayına başladık. O kadar acemi davrandık ki... ...yani o kadar acemiliklerimiz oldu ki... ...şimdi e, komik bir şekilde... ...anlatıyoruz birbirimize. Ya, ya Biliyorum da... ben seslendirdim. <gülüyor> <gülüyor> Hatta siz... E, ...beni aradığınızda... ...işte bir arada şimdi... Ta, ...tabii ki... E, ...ben de birçok bakanla tanıştım. Birçok siyasi kişiyle tanışıyorum ama sizden aldığım telefonu unutmayacağım. Çünkü sizden önce bir e, e, sekreterya de, devreye giriyor. Diyor ki işte Sayın Bakanımı e, bağlıyorum falan filan. Sonra siz merhaba Okan'cım diye girince ben dedim ki hemen o hoparlörü aldım. Ya bakan olmayabilir mi acaba? Birisi bende kafa buluyor olabilir mi? diye arkadaşlarıma dinlettim. Çok samimi, güzel bir telefondu. Sonra da ben seslendirdim. Hatta alelacele de hemen televizyonla, televizyonlara evet, müteşekkürler. basıldım. Ben, ben, ben teşekkür ederim. Güzel de bir film olmuş. Şimdi onu hakikaten eee Pandemi, yani bütün e, siyasi merciler gibi, bakanlıklar gibi siz de aslında e, pandemiye yakalandınız. Evet. Bütün sistem hastalandı e, ve e, siz de burada ivedilikle aslında... E, ki ben kendi seslerdi, seslendirdiğim film, metni de çok güzeldi, çok sempatikti. Her neyse işte orada gördüm ki bu EBA TV zor şartlara rağmen ne kadar güzel yapılmış falan filan. Fakat şu anda anlattığınız şeylerden e, görüyorum ki ve araştırmalarınızda. O yüzden de tebrik ediyorum yani sizin e, tıbbi makaleleri okumanız. Şu açıdan da tebrik etmek isterim. Aslında bizzat veliler çocukları için endişelenen veliler farklı yaşlarda çocukların anne babaları diyelim ki 5 yaşında, 10 yaşına, 15 yaşında... ya da 20 yaşında çocukların ilk başta herkes ne düşündü? Ya bu e, orta yaş ve üstünü vuran bir hastalık çocuklara bir şey olmaz. Çocuklara Hı -hı. bir şey olmaz. Çocuklara bir şey olmaz ama 20 yıllık 0-20 yaş arasını nasıl tek bir bireymiş gibi görüyoruz? O, onlara bir şey olmuyor. Yani e, 20 sene boyunca hiçbir şey olmayacakmış gibi çocuklara anne babalar aslında bu biraz da Egoistçe bir şey değil mi? Kendileri için endişeleniyorlar. Mesela çocukların okula gitmesi, e, gitmemesi meselesi... ...baştan itibaren anne babalar çocuklar için endişelenmeli dediler ki çoğu kişi. Kendilerine oradan virüs getirir mi getirmez mi diye e, çocukları bir salgın aracı olarak gördü herkes. Çünkü çocuklar nasıl olsa hastalanmayacaklardı. Şimdi başka bir şey ortaya çıkıyor. Bütün dünyada varyantlarla beraber ve bugün... Bugünlerde bütün gazetelerin manşetlerinde var. Ee, işte Birçok ilimizde hastanelerde yoğun bakımda, yoğun bakımlarda e, yaşın e, düşmeye başladığı, gençlerin hastalanmaya başladığı gibi. Şimdi. Evet kimse gençlerden çocuklardan bahsetmiyordu işte siz okuyor musunuz? Çünkü farklı yaşlar farklı göstergeleri var. 9 yaşındaki bir çocukla 19 yaşındaki bir genç herhalde farklı belirtiler ya da farklı dirençler gösterecek bu hastalığa karşı. bizim elimize geçen raporlar veriler şunu gösterdi en başta. Öncelikle hangi yaşta olursa olsun kronik sorun olan, işte alerjisi olan, astım olan, solunum yolları ile ilgili başka rahatsızlıklar olan, şu şu rahatsızlıklar olan kim varsa bunları lütfen okula gelmeye zorlamayın. Kaç yaşında olursa olsun. Bizim ilk yaptığımız şeylerden birisi bu. Dedik ki 60 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan kaç yaşında olursa olsun öğretmenlerimiz idari izinlidir. Ne zaman dedik? Ta en başında dedik. Hı. Geçen sene. Ve velilerimize şöyle bir seçenek sunduk. Dedik ki evinizde yaşlı olabilir, evinizde hasta olabilir, eviniz müsait olmayabilir. Başka çalışma koşullarından dolayı başka problemleriniz olabilir. Ama biz size şöyle bir seçenek sunuyoruz. Ne olursa olsun çocuğunuz için içerik garantidir. Biz bunu ister okula gelin, isterse gelmeyin. Biz bunu hazırlamakla yükümlüyüz ve biz bunu yaptık. Hı. Ve bunu yaparken de başka ülkelerde okullar kapanıkken ki yani ismini çok bildiğiniz hani Kanada gibi, İngiltere Hı. gibi belli ülkelerde Sadece e-mail gönderildi ve ödeviniz budur diye başka bir çalışma yapılmadı. Hmm. Ama biz bir öğrencinin beş ayrı öğretmenden dersi, aynı dersi alabilmesi için olanak oluşturduk, altyapı oluşturduk. Yani bu Türkiye eğitim tarihinde ya da şu anda dünyada da beş ayrı öğretmenden aynı dersi alma e, şeyinin e, fırsatının olduğunu zannetmiyorum. Yani bu, bu ya da çok az vardır. Bunu şundan dolayı söylüyorum. Ben bir dersi dinledim. Televizyonda dinledim. Peki, kaçırdım ne yapacağım? İki kere daha yayınlanıyor. Yine dinleyebilirsin. Peki, aynı dersi hafta sonu YouTuberlar veriyor. Onlar çok farklı anlatıyorlar. Hı. Ben böyle eğlenceli anlatını seviyorum. Onun Hı. için de hafta sonu izliyorum. Peki, hafta sonu izle. Peki, başka? E, internette canlı derste kendi öğretmenim var. E, ben sınava hazırlanıyorum. Başka neyiniz var? E bizim yüz yüze kursumuz var. Okullarda ücretsiz. İster LGS ister üniversite sınavı. Hangisine hazırlanıyorsanız yıl boyu 31 Ağustos'tan beri de büyük ölçüde açık kaldı bu kurslar. E, ve çocuklar okullara gidip kurslarını yüz yüze aldılar. Yani hiçbir çocuğun ben yüz yüze eğitim e, fırsatını sınava hazırlanırken kaçırdım deme ihtimali yok. Çünkü yüz yüze eğitim de vardı. Ayrıca Yapay zeka temelli bir yazılımımız var Ades. Orada da çocuğu tanıyor ve çocuğun ihtiyacına göre soru soruyor ve çocuğun bilemediği konuları niye bilemediğini anlıyor yazılım ve niye bilemediğini ona söylüyor. Diyor ki sen geçen sene şu konuyu anlamamışsın ondan dolayı bu soru yapamadın. O konuyu da senin ekranına hazır getiriyorum diyor. Ekrana hazır getiriyor. Şimdi bu bunlar çok yeni şeyler. Yapay zeka temelli eğitim yazılımları dünyada da çok yeni. Bunun gibi o kadar çok fırsat var ki ama dediniz ki motivasyon çok önemli. İşte tam da bu ve zor dönemlerde çocukların ne yapacağı, nasıl yapacağı konusunda dirençli olup olmadıkları, azimli olup olmadıkları, sebatkar olup olmadıkları bütün bunlar çok etkiliyor ve şundan emin olabilirsiniz. Okul açıkken ödevini düzgün yapan yine yapıyor. Hmm. Okul açıkken notları yüksek olanlar yine benzer ee, üst düzey çalışmalar yapabiliyorlar. İlgisiz daha düşük olan velilerimiz yine daha ilgiyi düşük tutabiliyorlar. Eskiden çok ilgili olanlar yine çok ilgili olmaya devam ediyorlar. Yani aslında burada önemli olan şey şu. Küresel anlamda bir sorun olduğu için bu bizim şahsen başımıza gelmiş bir şey olduğunda bunun psikolojik yıkımı çok farklı Hı -hı. ama bu dünyanın başında olan bir şey olduğunda bunun psikolojik algısı ve yıkımı çok daha farklı. Peki, e, şu anda da varyantlar ve genç hastalar konusuyla ilgili bilimsel e, herhalde e, sonuçları Şimdi kapatmamızın nedeni de bunlarla bu, da ilgili. Bu, peki sınav yapılacak mı yüz yüze sınav? Şimdi sınavla ilgili ya şöyle da karar bir karar şey verilmedi henüz. Bakın üstünüm. bizim bizim şöyle bir e, duruşumuz var. Biz çok net olarak söylüyoruz. Yani bu böyle olacak diyoruz. Çünkü uzun araştırmalar yapıyoruz bununla ilgili. Fakat hmm. çok sıra dışı bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor. Biz hemen adapte oluyoruz. Hmm. Yani diyoruz ki biz bunu söyledik çok net olarak ifade ettik. Ama sayılar değişti ama durum değişti ama yapı değişti. Bu değişimi gördüğümüz anda mesela geçen sene LGS'nin tarihiyle ilgili hmm. bize bilim kurulu dedi ki bunu dedim, bir süre erteleseniz iyi olacak. Hemen hmm. erteledik. Hmm. Ama ondan önce ne demiştik? Hayır, bu 7 Haziran'da olacak demiştik. Hmm. İşte tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Eğer mesela biz geçen e, ay e, okullar açıkken e, ne demiştik? Okullar açık kalacak. E niye kapattık şimdi? E, çünkü önümüze raporlar geldi. Çünkü önümüze öneriler geldi. Denildi ki şimdi kapanması lazım. Peki şimdi kapatıyoruz. Bu kadar net. Yani bizim için önce sağlık var, bunun çok iyi bilinmesi evet. lazım. Ama çocuklarımızın eğitimi ve bununla ilgili eksikliklerin ileriye dönük kayıpları bizim için önemli. Yani onu da dikkate almak durumundayız. Sağlık birinci koşul. Evet. Bunu yerine getirelim. Evet. Arkasından da diyelim ki eğitimden de vazgeçmeyelim. Peki efendim, kısa bir ara vereceğiz. Ee, arada arkadaşlarım bize Twitter üzerinden yollanan soruları da bana getirecekler. Onları da size ileteceğiz. Kısa bir ara hemen dönüyoruz. Hanımlar, beyler nokta canlı yayını Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçukla devam ediyor. Şimdi arkadaşlarım e, gelen sorulardan e, öne çıkanları bana i, ilettiler. Size de sorayım efendim. Şimdi tabii ki yine yumurta kapıya geliyor sorular böyle. Biz aslında e, daha dolu dolu bu si e, kuşağı ne yapacak ne olacak evet. bir covid kuşağı mı yetiştiriyoruz önümüzdeki yıllarda ne olacak filan? fakat anne babalar ve tabii ki gençler çocuklar ivedilikle sınav ne olacak yüz yüze mi olacak bu, bu mu olacak bunlar merak ediliyor biz de öğrenciyken aynı şeyleri merak ederdik hadi hadi e, tıraşı kes de e, <laughs> şeyi anlat ne yapıyoruz onu söyle diye lise sınavlarında erteleme söz konusu olabilir mi? Lise sınavları 3 Mayıs'a ertelenmişti. Hı hı. Hali hazırda mevcut koşullar önümüzdeki kabine toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlar Kurulu'nda yapılacak tartışmalar, kabinede yapılacak tartışmalar ve ortaya çıkacak sonuçlar bize tabloyu yeniden gösterecek. Bilim Kurulu'nun öneri paketi yeniden karşımıza çıkacak. Ve biz eğer Bilim Kurulu'nun önerisiyle Sağlık Bakanlığı'nın e, ortaya koyduğu fotoğrafla ortaya çıkan tablolara, veriye bakarak eğer böyle bir şey gerekiyorsa böyle bir şey biz tabii ki yaparız. Hep önce sağlık deyip de bunun gereğini yapmamak olabilir mi? Tabii ki yapacağız. Ama o da Şu şöyle an, bir algınız var mı? Bir parantez açıp sorayım yani. ya Bu adam da sürekli karar değiştiriyor falan gibi bir şey. Böyle, ya öyle şöyle, bir algı mı var? Var tabii. Karar <laughs> değiştiriyor var. Ama virüs de çok değişiyor. Ne yapayım? <laughs> evet, evet. Yani e, ortam değişiyor. Toplumsal e, bir takım işte düğünler, cenazeler vesaire vesaire birçok bir faktör var ortada. E, bir şekilde ekonominin yürümesi gerekiyor. Bütün ülkeler bu hassasiyete sahip. Türkiye gibi. Böyle baktığımızda biz eğer hiç karar değiştirmezsek plastik çiçek gibi oluruz. Evet. Benim mevsime bakmam lazım. Yani yağmura bakmam lazım, kara bakmam lazım. Gerçek bir çiçek gibi, bitki gibi davranmam lazım benim. Evet. Doğal olmam lazım. O yüzden de bunun kararını verirken eğer bu gerekliyse... ...ahlaki olarak, vicdani olarak, sağlık açısından bu gerekiyorsa bu yapılmalı prensip olarak. Bir de büyük bir organizasyondan söz ediyoruz yani. <laughs> aslında şu tarih değil bu tarih olduğu zaman büyük bir kitle ve kitle evet. beraberce e, değişmek zorunda büyük bir organizasyon değişti. Ya yani şu tarih değil bu tarihse mesela. Ama şöyle bir şey var. Milli Eğitim Bakanlığı il örgütlenmesi çerçevesinde gerçekten çok hızlı hareket ediyor. Yani ben eee müteşekkirim arkadaşlarıma çünkü emin olun bir telefonla Hani bir dijital mesajla mesajla bir şey ilettiğimizde hemen iller harekete geçiyor ve gereğini yapıyorlar. Hiç aksaklık yaşamıyoruz. Elbette istisnai durumlar var. Elbette bazı problemler var. Ama genel olarak e, bundan mutlu olduğumu söyleyebilirim. Karar değiştirmek e, Gerekli ise yapılması gereken şeydir. Yani karar değiştirirsek işte de kızarlar veya işte ben bir şekilde hani insanlar karar değiştirmekten dolayı mutsuz olmasınlar en iyisi değiştirmeyeyim. Bunu yapmak haksızlık topluma. <laughs> Tabii ki. E, 8 ve 12 sınıf öğretmenleri aşılandı mı? Aşılanıyor mu? Nasıl gidiyor aşılanma? Şimdi şöyle bir şey var. E, bundan iki hafta önce yüz bin'e yakın öğretmenimiz e, işte aşılandı. Ve bu süreç devam ediyor demiştim. Bugün 425 bin öğretmenimizin aşı süreci başladı. İstedikleri zaman gidip randevu alıp aşı olabilirler. Ama ilk önce ilk ilkokullardan, köy okullarından vesaire başlanmıştı. Biz 1 milyon 259 bin arkadaşımızın kimlik bilgilerini Sağlık Bakanlığı ile paylaştık. Elbette burada önemli olan aşı tedarik süreci. Yani aşıyı e, Sağlık Bakanlığı planladığı için ve gerçekten çok hassasiyetle planlıyorlar. Günlük olarak da arkadaşlarımız temas halinde. Mesela bugün bir küçük grup e, bir şekilde yazışmalarda e, eksik bırakılmış. ...hemen karşılıklı olarak... ...bir saatin içinde düzeltildi. 8-12'lerle ilgili olarak da... ...Sağlık Bakanlığı yine planlaması dahilinde... ...bunu en kısa zamanda yapacak. Bu tamamen aşı tedarik süreciyle bağlantılı. Ee, beni de kapsayan bir konu var. Ben e, 55 yaş üstüyüm şu evet. anda. 55 yaş üstüne... E, ...aşı çıktı. Evet. E, ve bütün arkadaşlarla beraber... Biz, tabii. E, randevuları aldık gidiyoruz. Evet. Ama şaşırdım. Çünkü beklemiyordum. Çünkü... 55 yaştan önce anımsadığım kadarıyla öğretmenler aşılanacaktı diye biliyorum. Nasıl? Şimdi, çok mu aşı tedarik edildi? Şimdi aslında, Anlamadım aslında farklı eksenler var. Yani Hı. bir taraftan işte Sağlık Bakanlığı personeli ve belli yaşın üstünde olanlar, kronik hastalar, Hı. Evet e, tabii kanser ki. hastaları evet, vesaire evet. gibi bu yürüyen bir eksen. Hı. Evet. Bir başka eksen de bunların dışında kalıp yine yaş grubuna bağlı olarak aşağı doğru inen bir planlama söz konusu. O da bir taraftan yürüyor. Son e, ay içerisinde e, ciddi miktarda aşı geldiği için bu yaş gruplarına da hemen başlandı. Ama bir taraftan öğretmenler devam ediyor. Biz elbette e, 8-12. sınıflar e, şu anda okullara devam ettiği için buradaki arkadaşlarımızın bir an önce aşı olmasını tabii ki e, istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz ve e, Sağlık Bakanlığıyla emin olun her gün görüşmelerimiz var bu konularla ilgili olarak. Orada uyumlu bu, bu, bir çalışma bu devam ediyor Kesinlikle ediyor. Kesinlikle ediyor. Ve çünkü e, hiçbir şekilde hani aşı tedarik e, sürecinde bir sorun olmadığında Sağlık Bakanlığı hiçbir şekilde e, bir eksiklik, aksaklığa yol açmıyor. Ee, bir de zaten e, sanki tedarik varmış ve her şey yolundaymış gibi görünüyor. Çünkü zaten şu anda da ee, hem eee koronavak Çin aşısı evet. hem e, Pfizer'in aşısı beraber e, sunuluyor ve aşı yani olacak tercihine, evet. e, tercihine bırakılıyor. E, siz hangisini oldunuz? Çin aşısı. Çin aşısı oldunuz. Evet ama tavsiyede bulunmazsınız değil mi? <laughs> e, belki şey bu mütereddit olursunuz o yok, konuda. Yok bu benim alanıma ilişkin bir konu değil. Hmm. Ya yani hmm. öyle bir tavsiye benim haddim değil. Ben sadece ee, öğretmenlerimizin aşısı başlamadan aşı olmamayı tercih ettim. Evet. Kendi adıma. Onlarla beraber başladık. Zaten yaştan da bir taraftan işte kurtarıyoruz. Evet. Ee, o açıdan e, bu sürecin hızlanması için elimizden geleni yapıyoruz. Emin olsunlar. Evet. Peki. Ee, şimdi ek atama bekleyenler zaten en evet. çok... Şimdi, <laughs> daha, bu, <laughs> daha sormamıştım. Bu espriydi tabii evet, ki yanıt vereceğim evet. şey. <laughs> merak ettim buna basınca ne oluyor diye. Evet. evet. O, o benim <laughs> ya ben o soruyu sormuyorum bunu. <laughs> Peki bunu zaten e, bu e, ek ekatama bekleyenler hemen söyleyeyim. E, siz benden iyi biliyorsunuz ama e, e, 2020 puanıyla ikinci alım olacak mı? Zaten bu tweetler, bu sorular birbiri üstüne, birbirine benzer şekilde çok yoğun bir şekilde e, geliyor ama siz bunları zaten yanıtlıyor musunuz sosyal medyada ve başka? Elbette, ecralarda. elbette. Emin olun sürekli illeri dolaşıyorum, ilçeleri dolaşıyorum ve her birinde atama bekleyen öğretmenlerimizle meslektaşlarımızla. Ee, karşılaşıyoruz, geliyorlar, sohbet ediyoruz, konuşuyoruz. Bu sorular e, tabii ki sorulacak. Bunlar onların hayatının sorusu, geleceğinin sorusu evet. bunlar. Evet. O yüzden de e, onların bu soruyu sormalarından daha doğal bir şey olamaz. Burada önemli olan şey şu: Biz e, çok uzun yıllar boyunca Ak Parti döneminde e, hep 40 binlerin üzerinde bir atamayı gördük hı hı. ve Geçen sene de gördük. Ondan önceki senelerde de gördük. Hatta bazen daha fazla e, sayılar da söz konusuydu. Fakat bu sene salgının getirdiği koşullar ve başka bütçe e, olanakları vesaireyle ile ilgili olarak 20 binle sınırlı kaldı. Hı hı. Ve elbette bunun artması noktasında e, her kademede bizim e, arzlarımız, başvurularımız, tartışmalarımız, görüşmelerimiz var ve devam ediyor. Tabii ki olmasını istiyoruz. Ama bir taraftan da bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev alanı ile Maliye Bakanlığı'nın ve diğer kuruluşların görev alanları açısından bakıldığında arkadaşlarımız da milliyetim Milli Eğitim için en iyi olan neyse onu istiyorlar. Hı. Fakat bütçe imkanları çerçevesinde ne yapabileceklerini de paylaşıyorlar. Hı. Biz e, bu noktada neyi daha fazla ilerletebiliriz? Bu sayıyı nasıl artırabiliriz? Tabii ki bunun gayret içindeyiz. Hı. Peki eee Üniversite sınavı takviminde bir değişiklik olacak mı? O da. Şimdi lise sınavları gibi. Lise sınavları gibi bir evet. de o tabii YÖK'le ÖSYM ile ilgili bir konu. Evet. Ee, kararı onlar verdiği için. Ee, bu e, ana okulları ile ilgili öğretmenler tabii ki anaokullarında çocukların birbirine yaklaşması yani onları e, sosyal mesafe, maske böyle şeyler tabii ki e, söz konusu olamıyor. E, buradaki öğretmenlerimizi aşıladık ama değil mi? Yani öğretmenlerimiz bu konuda bu rahatsız. yaş grubu tabii okul öncesi eğitim ilkokul öncelikli gruptu onlar başladılar hmm. ee, ama işlerinde hani henüz başvurmamış olan olabilir henüz aşılanmamış olabilir ama 425 bin öğretmenimizin orada randevusu hazır istediği zaman tabii ki olabilir bu gruptakilerden bahsediyorum özel eğitim grubundan ee, elbette okul öncesiyle ilgili illerimizden kararlar e, geliyor. ...deniliyor ki bizim ilimizde okul öncesi de olsa... Yani ...şimdilik kapatmamız lazım ve hıfzızağı kurulları, il hıfzızağı kurulları ve valilikler... ...bu kararı alıp çeşitlilerde kapatıyorlar da, şu sıralarda da kapatıyorlar. Ee, ve bu çocuklarla ilgili e, sağlık riskleri konusunda da e, bilim insanlarıyla, e, tıp alanındaki insanlarla konuşuyoruz. E, okullarda eğer çok kalabalık ve çok hareketlilik yoksa mesela bize 12. sınıflar için de benzer bir şey söylediler. Dediler ki bir lisede sadece 12'ler bulunduğu için yani ortam çok daha seyrek ve zaten her gün gitmiyorlar. Hmm. O yüzden buradaki problem azalıyor. Bu hmm. nedenle bütün grubun aynı anda gitmesi, 5 gün gitmesi hmm. e, riski çok çok artırıyor. O yüzden de hepsi kapalı. Şu anda sadece e, okul öncesi açık. Hmm. Orada da iller karar veriyor. Kapatalım veya işte şimdilik açık dursun şeklinde. Ama önümüzdeki e, toplantılarda da orayla ilgili kararlar da tabii ki gözden geçirilir. Peki bir eğitimci olarak, uzun yılların eğitimcisi olarak pandeminin e, bir kazancı da Olacak mı? Ne düşünüyorsunuz merak ediyorum yani birçok e, yaşam alışkanlığı değişti geçtiğimiz evet. yıllarla e, dijital çağla beraber e, online komunikasyonla e, beraber ama eğitim sanki çok fazla değişmedi gibi acaba pandemi e, başka bir e, yaşam alışkanlığı getirecek mi eğitimde yani tabii ki ben kendi kızımdan biliyorum. Ee, okulu özlüyor. Arkadaşlarını özlüyor. Yani ben ona desem ki bak e, bu pandemi birçok şeyi değiştirdi. Ee, i̇nsanlar eskisi gibi Çalışmaya işte büyük şirketlere, plazalara, çok kişinin çalıştığı büyük binalara gitmeyecekler. İşte birçok kişi artık evinden çalışacak. Bak birçok anne baba evden çalışıyor falan filan. Sen de bundan sonra evden eğitim göreceksin desem herhalde çok üzülür. Birçok çocuk <laughs> çok üzülür. Çocuklar okula gitmek istiyorlar. Biraz önce siz de söylediniz. Yani sadece ders değil o. Başka bir şey. Evet. Orası bir yaşam alanı çocuklar için. Evet. Ne değişecek? Bunu bakan olarak sormayın. <laughs> bir eğitimci olarak so soruyorum. Radikal Şimdi, değişiklikler olacak mı? Eğitim aslında e, dünyadaki en muhafazakar kurumlardan birisidir. Çok dirençlidir. Evet. E, niye direnir? Çünkü e, statüko çok yakın teması vardır eğitimin. Ve eğitimin bu kitlesel yapısı sanayi toplumunun ikinci döneminin ortaya çıkardığı bu kitlesel eğitim. Bir fabrika eğitimi gibi aslında. Yani orada kişi ya da birey yok, orada büyük bir kitle var. Hmm. Bunu hep ben fabrika yemeğiyle anne yemeğine benzetirim. Yani anne yemeği daha farklıdır, kişiye özel eğitim. Burada bizim salgın dönemiyle beraber bir takım fırsatlarımız, fırsat pencerelerimiz çıktı. Ve her zaman hayatımın genel bakış açısında olduğu gibi ben hiç hani şu mu bu mu diye bakmıyorum olaylara yani hem o hem de o diye bakıyorum yani doğanın e, mantalitesi anlamında diyalektiği anlamında öyle bakıyorum ve bizim de önümüzdeki süreçte geçenlerde bir e, açıklamamızda biraz tartışıldı e, salgın döneminden sonra da uzaktan eğitimden yararlanılmaya devam edilecek evet. dediğimizde. <laughs> Nasıl yani yüz yüze eğitim artık olmayacak sadece dijital evet. eğitim mi olacak diye bir tartışma çıktı. Evet. O cümleden o tartışma nasıl çıktı? Ee, sonra ben tabii bir çözümleme yapmaya da çalıştım. Tabii ki biz insanız ve insan e, ünsiyetle e, yetişir. Yani insan ünsiyet kökünden gelir etimolojik olarak. Yani evet. yakınlaşmak, e, birlik, beraberlik ve ...insanın insanla olan temasından ortaya çıkan ruhsal dönüşümdür eğitim bir taraftan da. Bu kısmen dijital eğitimde de olur. Yani şu anda seyirciler ilgileniyor, dinliyorlar bizi. Biz aslında dijital olarak bağlıyız. Evet. Peki oradaki duyguları ne onların, izleyenlerin? Ya da bizim onlar üzerinde uyandırdığımız etkileşim ne? Aslında burada da var bu etkileşimin başka bir örüntüsü bu. Fakat... Yüz yüze eğitimin yeri çok başkadır. Yani biz elbette, tabii ki yüz yüze eğitimi öncelikli olarak istiyoruz ama biz bir çocuğun sabahtan akşama kadar aynı yerde oturup da 8 saat teorik ders almasında doğru olmadığını düşünüyoruz bir taraftan. Yani bir çocuk Türkiye'den ya da Amerika'dan ya da başka yerden bir ders alsın ben onu karnesine not diye yazayım. Niye olmasın bu? Hı hı. Bunu yapabiliriz. Hı hı. Neden öğretmenlerimizin eğitimini İlla yaz aylarını bekleyeceğiz. Ama 20 bin kişilik, 30 bin kişilik kadromuz var. Hepinize eğitim veremeyeceğiz. Size 10 sene sonra sıra gelebilir belki. Niye böyle bir şey söyleyelim? İstediğiniz anda arz temelli bir hizmet içi eğitim değil. Talep temelli hizmet içi eğitime geçtik. Salgınla beraber. Bu ne demek? Ben eskiden diyordum ki bizim şöyle hizmet içi eğitim merkezlerimiz var ve biz burada şu eğitimleri açıyoruz. Bunlardan... Katılmak isteyen varsa diyorduk, arz ediyorduk. Hmm. Şimdi öğretmen diyor ki, hayır diyor, ben diyor matematikteki yeni trendleri görmek istiyorum, öyle bir eğitim almak istiyorum. Ben diyor bağlama eğitimi almak istiyorum diyor. Hmm. Ben diyor fen alanı ile ilgili gelişmeleri öğrenmek istiyorum ya da masal anlatıcılığı eğitimi almak istiyorum ben diyor. Şimdi o zaman biz öğretmenimizin bireysel ihtiyacına göre salgın döneminin oluşturduğu imkanlar çerçevesinde sahip olduk. Bizim öğretmenlerimiz 5-6 ayda belki 10 sene uğraşsak e, kazandırmakta bizim zorluk çekeceğimiz dijital becerileri kazandılar. Salgının zorlamasıyla hepimizi zorladı. Hı -hı. Ve e, hiçbir zaman okul aile işbirliği bu kadar yüksek olmadı eğitimde. Hı -hı. Çünkü veliler öğretmenlerin ne hissettiğini anladılar. Öğretmenler velilerle etkileşimin hangi boyutlar olduğunu fark ettiler. Bundan dolayı da tabii ki kazançları da var bence ve bu kazançları ileriye nasıl taşırız? Biz 10 yıl sonra bugünleri nasıl hatırlamak istiyoruz? Bizim ailemiz evdeyiz, yaşıyoruz salgın dönemini. Biz geleceğe ne biriktiriyoruz? Tam da bunun cevabıyla ilgileniyoruz ve Türkiye eğitimini 10 sene 20 sene sonraki vizyonu için parlatmalı ve dönüştürmeli. Bugünkü sorunları bir şekilde hallederiz. Akademik sorunlarla ilgili hiçbir endişem yok. Sosyal duygusal problemlerle ilgili endişelerimiz var. Bunun için de çeşitli üniversitelerden araştırmacıları, okullara, velilerimize vesaire bir temas sağlıyoruz. Ve alt gelir grubundaki çocukların özellik kendi başına iş yapabilme, motive olabilme, empati algısı vesaire. Bunlar da bu çocukların durumu nedir? Yani salgın nasıl etkiledi bunlara bakıyoruz. Hmm. Ve okullar açıldığında biz nasıl rehabilit edeceğiz, nasıl destek olacağız? Bunların el kitapları, bunların video kütüphanesi, bunların öğretmen eğitimleri, raporları, broşürleri hepsi hazırlanıyor. Mesela 23 Nisan haftası geldi. Biz ilk defa 23 Nisanı Çocuğun iyilik hali üzerine kurduk hmm. bu haftada. Niye? Çocuğun e, 23 Nisan'ımız kutlu olsun değil, mutlu olsun diye başladık. Güzel. Niye? Çünkü çocuğun şu andaki ihtiyacı oyun ve bu iyilik haline onu ulaştıracak olan sempatik alan. 23 Nisan'ın da bu haftaki, e, bu yılki dönemi bu doğrultuda yani bir rehabilitasyon amaçlı olarak devam edecek ilk defa. Peki e, nasıl görüyorsunuz kendinizi? Reformist bir bakan mısınız e, ve bundan sonrasında da e, hatırlanacak önemli reformlar yapacak mısınız? Bu önemli e, çünkü basit bir konu değil, uzun süre e, o bakanlıkta bir yönetici olarak, bir yürütücü olarak olmanızı gerektiren konular bunlar eğitim yani ve belki bizim Hemen program başında söylediğim gibi biz çok fazla Milli Eğitim Bakanı değiştirmişiz bugüne kadar. Yani He. güzel bir şey değil bu. Güzel bir şey. Ya yani tabii yalan yanlış şeyler yapılıyorsa tabii ki o bakan gitsin, öbür bakan gelsin ama hakikaten doğru şeyler yapılıyorsa hele hele reformlar başladıysa ve hele hele pandemi bu reformlar için uygun ortamı sağladıysa ki her konuda her iş kolunda Herkes bundan bahsediyor İşte efendim e, dijital para mı kullanılacak e, konvansiyonel para mı kullanılacak İşte dijital para kripto paralar için pandemi öyle bir ortam sağladı ki şöyle şöyle oldu İşte sağlıkta şu oldu çalışmada e, istihdamda bu oldu e tamam ama en önemli konu var geleceğimiz çocuklarımız gençlerimiz bunlarla ilgili bir konuda bizim durup durup bakan değiştirmememiz lazım reformların e, hedefine ulaşması lazım. Ee, en azından bir de tabii başka bir e, soruyu da işin içine koyayım aslında bakanlar ne zaman bakan oluyor yani bakan olduktan e, kaç ay sonra bakan olabiliyorlar değil mi bu e, esprili de bir konudur aslında ...o mevkiye gelindiğinde hemen her şey hazır olmuyor değil mi orada? Elbette. Bürokratlar var, teknokratlar var, Elbette. öyle insanlar var. Yani ne kadar, bir sene sonra mı bakan olur gerçekten? Ya tabii ki bu kişiye göre değişir ama benim şöyle bir avantajım vardı. Ben 3 sene Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yaptım. Evet. Ve bu dünyadaki makro sistemleri analiz etmenin çok da iyi bir yeri. Türkiye'yi anlamak ve dünyanın eğitim sisteminin ekonomiyle ilişkisini eğitim ekonomi etkileşiminin de demokrasiye yansımasını hı hı. görmek için büyük bir fırsat ve her bir bürokratın bürokrat ritüelleri nedir nasıl çalışırlar bir dosya nasıl saklanır ya da bir dosya ile ilgili işlem nasıl yürütülür nasıl başarılır? bütün bunlarla ilgili e, kodları görme fırsatım oldu o üç sene içerisinde ondan dolayı da ilk bakanlığa başladığımda bütün birimler bana briefing vermek istediğinde briefing istemiyorum. Teşekkür ederim dedim. Ya. Bunu şundan dolayı dedim. Çünkü mevcudu elbette biraz önce söyledim. Geçmişte çok işler başarıldı ve Tuğla Koyan'a teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası için ne yapacağız ve 20 sene sonra, 10 sene sonra bütün mesleklerdeki dönüşüm, istihdamdaki dönüşüm, otomatizasyon, robotik, bütün bunlar bütün sistemi değiştirecek, dönüştürecek ve bu çocuklar 2040 yılında, ilkokuldaki çocuklar 2040 yılında bir şekilde iş hayatına atılacaklar. Peki işten mi atılacaklar, iş hayatına mı atılacaklar? Yani hmm. bize şunu soracaklar. Siz bizi neye hazırladınız? Evet. Bunun evet. cevabını biz vermek zorundayız. Bizim derdimizin adı bu aslında. Yani bu gelecek tas tasavvuru ve tanzimi. Ve bunun içinde bu çocukların büyüdüğünü hayal ediyorum. Yani bunlar iş üniversiteyi bitirmişler, üniversitede okuyorlar, doktora yapıyorlar. Onları hayal ediyorum ve onlarla yolda karşılaşıyorum hayalimde. Bana soru soruyorlar. Siz bizi neye hazırladınız? Tam da bunun cevaplarıyla meşgulüz. Bu bir rüya mı kabus mu? <laughs> Çocuklarımız varsa tabii ki güzel bir hayal. Peki bugün takdir ettiğiniz, özendiğiniz, ilginizi çeken bir eğitim sistem var mı bir ülke var mı diyelim ki Amerika Birleşik Devletleri ya da işte evet. hep anlatılan Finlandiya mucizesi ya da başka bir sistem hoşunuza giden bir sistem Tabii ki şartlar çok farklı bir kere bizim ülkemiz yüz ölçümü çok farklı yüzden fazla ülkeden fazla öğrencimiz var yani Evet bir de kendiçosundan fazla çok, evet. aşırı genç ee, bir e, nüfus var. Çok Sistem da aşırı çok genç değil aslında. Ee. O pencere de kapanıyor yani. Öyle nüfus mi? penceresi tabii. Evet. Yaşlarımız var mı artık yeteri kadar? Ve 2040'tan sonra artık Avrupa Birliği'nin hizasına gelmeye başlıyoruz. Evet. Aslında hep övündük gençlerimizin evet. ne kadar çok gencimiz. De bunu kaçırmamak lazım. Evet. Yani, Peki nasıl buna. görüyorsunuz? Mesela Finlandiya sistemi hoşunuza gidiyor mu? Başka Şimdi bir şöyle, İngiltere sistemi, Amerika tabii sistemi? Bunların hepsini hem teorik olarak inceledim hem de e, sistematik uygulamalar yapma imkanım oldu. Proje düzeyinde ya da makro düzeyinde. E, şunu söyleyebilirim. Aslında bir defa ben temel soruyu şöyle kuruyorum. Dünyanın gittiği yere gitmek istiyor muyuz? Hı. Bunu soruyorum. Ve şu anda bakıyorum ben, eğitim dünyada niye yapılıyor? Eğitim aslında küresel sermayenin iş gücü ve istihdam potansiyeline hazır elemanlar yetiştirmekle ilgili bir düzeneye sahip şu anda. Yani biz eğitimi insanlaşma ve kemale erme süreci olarak temelde görüyoruz. Ve insanın çift kanatlı olmasını önemsiyoruz. Yani bir taraftan e, akademik konular, teorik konular, dersler vesaire, teknik hususlar... Ama bir taraftan da sosyal duygusal beceriler, bir takım milli değerler, evrensel değerler, sanatla ilişki vesaire bunlar olmazsa tek kanat olacak. Peki dünya buraya doğru mu gidiyor? Bence oraya doğru gitmiyor. Bir defa bu temel soruyu ortaya koyduktan sonra ikincisi şu. Tabii Finlandiya ile ilgili çok konuşulduğu için, yani siz de söylediğiniz için söylüyorum. Bizim 750 bine yakın Suriyeli öğrencimiz var. Kullarımızda. Hmm. Finlandiya'nın tüm öğrencileri 700 binin altında. Hmm. Şimdi tabii karşılaştırılabilir şeyleri konuşmak lazım ve bir takım e, bütçe olanakları ile ilgili konuşmak lazım, yatırım harcamaları ile ilgili konuşmak lazım vesaire. Buradan şuraya gelmeye çalışıyorum. Her ülke parmak izi gibidir. Hmm. Her coğrafya parmak izi gibidir. Hmm. Buranın e, eğitim sistemi buranın toprağından çıkar. İthal olmaz hmm. ve bundan dolayı da biz e, eğitim bilimlerimizi, eğitim teorimizi, insan yetiştirme yaklaşımımızı kendi kültür nosyonumuz içinde üretmek zorundayız. Ama teknik alanlarda bir takım güzel örnekler var ve e, bu çok güzel örneklere baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebilirim, e, bir metot ya da teknik e, daha çok şeydir. Yani nötre, nötr bir durumdadır. Ama o tekniği alıp da kendi dimağınızda kendi atmosferinizde yeşerttiğinizde siz o tekniği kullanmış olursunuz. Yani kalem de bir tekniktir. Bıçak da bir teknik bir husustur. Ama bıçağı ne için kullanacaksınız? Kalemle ne yazacaksınız? Mesele budur. Metotlar anlamında çok yararlanıyoruz ve Türkiye'nin Eğitim tarihi sanılanın çok çok ötesinde dünya ölçeğinde bir şeye sahip, geçmiş birikime sahip. İsmail Hakkı Baltacıoğullar, Taziya Gökalp'ten gelin, ondan sonraki kuşaklar, çok ciddi dokümanlar var Türkiye'de. Yani bizim kendi kavramlarımızla oluşturduğumuz yapılar var. Ama Türkiye'nin kendi iç sistematiği bir şekilde onu bırak buna başla, onu bırak buna başla <laughs> ve özellikle 1950'lerden sonra bir Amerikanizasyon süreci dünyada başladığı için öyle bir etkilenim söz konusu ve belli şeylerin üst üste yapılanmasında bir takım sıkıntılara yol açmış olabilir. Ama ben şuna inanıyorum: Türkiye kendi Geleceği için kendi eğitim sistemini, kendi olgunlaştırmalı bunun yapabilecek ekiplerimiz var, bunu yapabilecek birikimimiz var. Yeter ki bu konuyla ilgili bir mutabakat alanı oluşturalım. Eğitim mutabakat ister. Toplumsal mutabakat yoksa milletleşme olmaz. Şu andaki icraatlarınız, tabii ki ağırlıkla pandemi konuşuyoruz ama böyle e, büyük bir hayaliniz var mı? Yani niye Finlandiya örneğini verdim? Çünkü Finlandiya'da çok kısa süre içerisinde bir dönüşümden söz edilir. Yani herkesin ee, kafayı önüne koyup düşündüğü, bir şey yapmalıyız dediği ve girdikleri ve kısa süre içerisinde onlara göre ya da bizim romantik anne babalarımıza göre büyük başarıya ulaşan bir hikayede O nedenle ee, örneğini verdim. Genelde bizde üniversite eğitimine kadar olan ...düzende. Diyelim ki... ...çocuklarını yurt dışında... E, ...okutmuş... E, ...kimi e, Burjuva aileler dışında... ...bizde e, üniversiteye kadar... ...olan eğitimde bir beis yoktur. Genelde yurt dışında... ...üniversite okumuş. Bizim gençliklerimizde... ...de öyleydi. E, çocuklar... ...daha hava atarlar. işte filan yerde... ...falan yerde okumuştur. Kimi şirketlerin tercihi... ...özel sektörde... E, ...onlardır falan filan. Yurt dışı eğitimi... ...almış olmak üniversitede... ...her zaman havalı bir şeydir. Bu... Yüksek öğretime kadar. Liseyle ilgili bir şey yoktur. Hatta yurt dışında e, okutulmuş çocuklarla ilgili benim e, ilk gençliğimde şunu sorardık. Yani bir şey mi varmış? Hani e, hmm. bir e, özel bir çocuk muymuş? Niye böyle sıkıntı yapılmak mı su, bir sıkıntı mı olmuş? Hani böyle olmak. Çünkü biz hepimiz memnunuzdur. Üniversiteye kadar. Ama sizin e, büyük bir projeniz var mı? Böyle bir e, reformist, radikal bir şeyin öncesinde misiniz ya da böyle bir hayaliniz var mı? Ya da şimdi yapamadığınız <laughs> bir hayaliniz var mı? Eskiden mesela dersler şöyle olsun, ders araları böyle olsun. Keşke böyle olsaydı ama geldim, bakan oldum ve yapamıyorum işte gördünüz mü dediğiniz bir şey var. Mı? <gülüyor> <gülüyor> şimdi her şeyin zamanı var ve Türkiye'de okullar arasındaki imkan ve öğrenme farkı oldukça yüksek. Yani X okuluyla Y okulunun öğrenme farkı ya da imkan farkı yüksek. Bizim bir defa bunu azaltmamız ve bir baz oluşturmamız gerekiyor. Bütün okullarda standart olarak şunlar ön koşul olarak vardır. Bu cümleyi kurmamız gerekiyor ilk olarak. İkinci olarak şunu yapmamız gerekiyor ki yani yapmaya çalıştığımız şey de bu. Bir defa evrensel dille ilgili bazı kodlara dikkate almamız lazım. Algoritmaları yani biz mesela sınavlardaki soruların e, taksonomi deriz biz e, sistematini değiştirdik e, iki, 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 iki senedir değiştirdik niye değiştirdik? E, çünkü Pizza'dan söz ediyorsanız, Tim's'ten söz ediyorsanız, Pers'ten söz ediyorsanız, bunlar uluslararası araştırma ve sınavlar. O zaman o çocuklar bizim çocuklarımız o sınavlara girdiğinde e, neyle karşılaşacaklar bunun cevabını vermek zorundayız. O yüzden de uluslararası sistematiğe göre sorular yani muhakeme soruları, akıl yürütme soruları, yorumlama soruları böyle ezber sorusu değil. Formül ezberle de yap böyle bir şey yok şimdi. Hı -hı. Efendim, Hı -hı. Gramerle ilgili bir şeyleri ezberle de yap böyle bir şey yok. Hı -hı. Akıl herhangi bir öğrenci çok kitap okuyorsa ki bu çok önemli çok kitap okuyanın okuduğunu anlaması gelişiyor. Hı -hı. Okuduğunu anlaması gelişen matematiği iyi yapıyor, feni de iyi yapıyor. Kesinlikle. Sadece Türkçe'yi değil. O yüzden de bu sınavlar artık okumayı gerektiriyor, okuduğunu anlamayı gerektiriyor. Ve bu çerçevede de geleceğe ilişkin olarak benim hayalim şu. Biz bu coğrafyada bütün dünya ülkelerinin çocuklarının eğitimin merkezi Türkiye'dir. Oraya gitmeliyiz şeklinde bir atmosferi burada bir ekosistemi kurmamız lazım. Benim hayalim bu. Ve hani bir şey olsun diye benzetme olsun diye söylüyorum değişirmesi olmayan devletler büyük devlet olamazlar. Bu çağın değişirmesi nedir? Başka ülkelerdeki çocuklar gelir sizin üniversitelerinizde okurlar, doktora yaparlar ve sizin sisteminize bilimsel katkı sağlarlar, eğitimsel katkı sağlarlar ve dünyanın zekasını toplarsınız. Ve bu dünya içinde bir kazançtır, ülke içinde bir kazançtır. O yüzden de eğitim meselesi artık bir şekilde gömleğin birinci düğmesi olarak anlaşılmalı ve eğer eğitimde bir gelişme olmazsa ekonomide bir gelişme olmayacaktır. Bu uluslararası literatürün bize öngördüğü basit bir argüman. Kesinlikle. Böyle düşündüğümüzde de bu hayalimizin peşinde koşarken mesela bin meslek lisesini seçtik. Bu okullarda en çok devamsızlık var, en başarısız öğrencilerin olduğu okullar bunlar. Bu okullarda suç ve benzeri hususlar daha fazla. Peki niye bunları seçtik? Çünkü onların bazı imkanlarında eksik kalmışız. Okulun suçu yok, suç bizim. Ve bu okulların her türlü imkanını, spor sahası, öğretmen eğitimi, okulun içindeki laboratuvarı, bilgisayarları, bütün bunların hepsini şu anda tamamladık, devam ediyoruz çalışmaya. Böylece bütün sistemin bazını yükseltmeye çalışıyoruz ki kaliteyi daha yüksek perdeden konuşabilelim. Peki efendim, kısa bir ara veriyoruz ve hemen dönüyoruz tekrar. Hanımlar beyler nokta canlı yayına Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk'la <laughs> devam ediyor. Şimdi önümdeki notlardan bir sorum var. 25 bin köy muhtarına yazdığınız mektupta başlattığınız kurslarımızla köylerdeyiz projesinin kısa sürede 2331 kursla 57.837 <laughs> kursiyere ulaştığını paylaşıyorsunuz. Kırsal kesimde ikamet eden vatandaşlara yönelik bahçecilik, hayvan sağlığı, gıda ve tarım teknolojileri, tarım makineleri bakımı, arıcılık gibi 380'e yakın kurs programı hazırlandı. Eğitim denince aklımıza sadece okullar geliyor ama görüyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı <laughs> olarak her alanda eğitimin sürmesi için çalışmalar yapıyorsunuz. Bu projeyle neye ulaşmak istiyorsunuz? Bu benim ilgimi de çekiyor. Özellikle arıcılık konusu. Evet. Ee, yani o hakikaten çok ilginç bir konu. Çok e, yönlü bir konu. Sinop'ta yani, özel bir projemiz var arıcılıkla ilgili. Arıcılıkla evet. ilgili. Olarak arıcılar çok ilginç insanlar. Ben tanışıyorum evet. onlarla böyle garip tipler <laughs> hakikaten. E, bütün Türkiye'yi dolaşıp arıcılık yapıyorlar. O işin için evet. hem bir serüven var. Bir Tabii. de arı konusunun e, hep işte e, izlediğimiz e, bilgi veren videolarda çevreyle ilgili eee evet. E, videolarda izlediğimiz yani bu arı neymiş yani bu bunu soyu tükenince insanın da soyu tükeniyormuş aslında evet. e, <laughs> filan gibilerden e, birçok şey görüyoruz ve bu bu hakikaten benim ilgimi çekti yani sadece okul değil bakın bu bu da sizin alanınız evet, evet. mı Bizzat sizin tabii alanınız ki, mı tabii ki şimdi biz e, eğitim aslında yaşam boyu süren ya da beşikten mezar'a dediğimiz bir bakış açısıyla el aldığımız için e, bizim halk eğitim merkezlerimiz var. Ve şehirlerde insanlar bu merkeze gelip bitki dikişte öğrenebilir veya işte bilgisayarla ilgili bir şey öğrenebilir başka bir konuda kendine diyelim ki tesipler ilgili veya sanatla, sporla ilgili bir eğitim alabilir. Ancak köylerde insanlarımız var. Onların şehre her gün gidip de kurs almaları çok zor. Biz dedik ki muhtarlara ilk kez mektup yazıyorum ve muhtarlardan ki o kadar ilgi gösterdiler ki sağ olsunlar. Biz sizin köye gelelim. Öğretmenlerimizi getirelim. Kursumuzu ayağınıza getirelim ve orada açalım. Seracılık öğretelim size. Sertifika verelim. Bu sertifikayla iş yapabilirsiniz. Bu sertifikaları alarak çeşitli kamu kurumlarına başvurabilirsiniz kredi için veya benzer hususlar için. Ve bütün bu saydığımız alanlarda 380 civarında alanda hangi köy bizden kurs isterse ve bize işte diyelim ki 8-10 kişilik bir ekip köyden bulursa biz o köyün atmosferine de bakıp orada neye ihtiyaç var bunu da belirleyip öncelikli alanlar ortaya koyuyoruz. Ve e, halkımızın bu anlamdaki eğitimine katkı sağlayıp üretime girmelerini kadınlar kooperatifler kuruyorlar ve kendi ürünlerini kendileri satıyorlar bu kursları aldıktan sonra. Ve orada ekonomiye bir katkı oluşuyor. Orada ihracatla bağlantı kurulmaya başlanıyor. Orada insanlar kooperatifçiliğin niye önemli olduğunu fark etmeye başlıyorlar. Ve bütün bu kurslar sayesinde de artık ister... E, Çağın becerileri olsun isterse işte arıcılık veya hayvan hastalıkları mesela <laughs> bir şekilde köydeyim ve hayvanım var ve onun aşılanması gerekiyor veya başka bir şey gerekiyor. Bu konulardaki bilgilere sahip olmak çok önemli. İlk yardımla ilgili kurslar var. Şimdi bütün bunları aldıklarında ben kalkınmayla ilgili büyük bir adım atmış olacağımızı da düşünüyorum ve biz uygulamayı çok çok önemsiyoruz. O yüzden de bunu sadece halk eğitim merkezlerinde önemsemiyoruz. Ee, halk eğitim merkezlerine öyle büyük talep var ki salgın döneminde bile şaşırıyoruz. Yeni halk eğitim merkezleri kuramadığımız için şunu yaptık. Her mahallede bir okulu hafta sonu halk eğitim merkezi yaptık. Güzel proje. Şey. Ve e, bütün Türkiye'de ve bütün e, Türkiye'de seçilen okullar hafta sonu halk eğitim merkezi oldu. Okullar boş kalmasın. Okullarda eğitimler olsun, veliler gelsin, yetişkinler gelsin, çocuklar gelsin ki şimdi e, tasarım beceri atölyelerimiz var bizim. Ve bu da benim hayallerimden birisidir. Biraz önce sormuştunuz. Evet. Ben bütün sistemin sadece kağıt kalem sistemi olmasını elbette istemiyorum. Ben çocukların ellerini kullanmasını istiyorum, yapmasını istiyorum. Hmm. Ve bunun için de seramikle uğraşması gerekiyor, toprakla uğraşması gerekiyor, robotla uğraşması gerekiyor, ellerini kullanarak, sporla uğraşması gerekiyor. Bunun için atölye gerekiyor. Bizim okullarımızda atölye sistemi yok. Ama tasarım beceri atölyeleriyle biz geçen sene 10 bin civarında atölye kurduk okullarımıza. Asgari 100 bin atölye ihtiyacımız var. Buyurun size bir hayal daha. Evet. Ve evet. 100 bin atölye olduğunda. Okul öncesinde, ilkokulda, ortaokulda, lisede her çocuk her okulda atölyelerde binlerce kez deneyim sahibi olacak. Ve 12. sınıfa geldiğinde acaba ben neyi seçsem ki, hangi bölümü seçsem ki demeyecek. Çünkü hmm. onun deneyimini yaşamış olacak binlerce kez. Neye yatkın olduğunu görecek. Hmm. Meslekleri tanıyacak orada. İşte bu atölyelerle ilgili de UNICEF'le de yaptığımız çalışmalar var. İşte öğretmenler için el kitapları hazırladık, atölye standartları geliştirdik, web sitesini kurduk, hazır etkinlikler, kitapçıkları çıkardık. Ve bu atölyelerin yaygınlaşması için de şu anda işte bağışlarla da çok yakın ilgileniyoruz. Çünkü bir çocuk atölyeye girdiğinde gözlerindeki pırıltının nasıl değiştiğini görmeniz lazım. Onu bırakın öğretmenlerimize atölyelerde ders vermek istiyorsanız sertifika alacaksınız. Drama sertifikası alırsanız drama atölyesinde ders verebilirsiniz. Ve ders süretinde siz alırsınız. Eğer siz e, robotik öğrenirseniz, kodlama öğrenirseniz, algoritma öğrenirseniz o dersi siz verirsiniz. Böylece öğretmenler ki 220 bin öğretmen masal anlatıcılığı sertifikası aldı. Keşke bize bir masal anlatsanız bu arada. Yani bir kaydınız olsa bizde çünkü e, masal anlatma bir öğretmenin gündelik dersini de etkiliyor. Hı -hı. Yani masal Hı -hı. anlatmayı dramayı Hı -hı. bilen bir öğretmenin e, diyelim ki sosyal bilgileri anlatması da değişiyor. Çok önemli ve 220 bin öğretmen kendi isteğiyle ben bu sertifikayı almak istiyorum dedi ve aldı. Ve her yerde masal evleri açıyoruz şu anda. Niye? Çünkü Dede Korkut'la bağlantısı olsun, Anadolu'yla evet. bağlantısı olsun, evet. evrensel masallarla bağlantısı evet. olsun istiyorum. Yani kültür köküyle evrensel olarak, milli olarak buluşsunlar istiyoruz. Masal basit bir şey gelebilir ama masal bizim için hayal kapısıdır. Sayın Bakanım bir parantez açıp söyleyeyim. Daha e, dün gece e, bir e, sesli kitap, e, audiobook platformu bütün dünyada yaygın, Türkiye'de evet. de çok yaygın olarak dinleniyor. Storytel için yine yeni bir sosyal medya mecrası Clubhouse'da bir felsefe programı yaptık. Şimdi evet. bu edebiyat, çeviri, Türk yazarlar, bilmem ne falan her pazartesi böyle bir şey konu ediyoruz. Bu Clubhouse ortamında da ...görsel hiçbir şey olmadığı halde, sadece işitsel, evet. altına bir mesaj falan da yazamadığı halde insanlar buna ilgi gösteriyor. Dün geceki programımız çok fazla dinlendi kişi sayısı olarak. Konuştuğumuz şey felsefeydi. Evet. İnsanların büyük ilgisi oldu e, ve bunu da pandemiye yorduk. Yani insanlar işe gidemedi, okula gidemedi, üniversiteye gidemedi... E, ee, zor durumlarda kaldılar Bir hastalık korkusu ve ölüm korkusunu Çok yakınlarında hissettiler Ve birçok şeyi sorguladılar Bu sorular Sorular felsefik zaten evet. Yanıtları da felsefik olacak Ölüm nedir ee, Tanrı felsefesi ee, Çalışma ee, Ben niçin varım Mutluluk nedir bu felsefi sorular ve orada anlatılanlar işte ee, ilk çağ felsefesinden 19. yüzyıl filozoflarına kadar bir an düşündüm acaba hiç mi okumadık biz bu filozofları okulda diye hiç herhalde sorulmadı ya da ders olarak okuduk öyle bir sınava girdik sınavdan geçer bir not aldık çıktık hiçbir şey kalmamış aslında pandemi bütün bunları sorguladığımız ee, bir zaman ve büyük bir öğrenme açlığı hem büyüklerde evet. hem e, gençlerde ama velakin e, ki 2000'lerin başına itibaren zaten böyle bir gençlik e, geleceği e, belliydi yani e, izlediğimiz şeyler merak ettiğimiz şeyler e, edukasyon mu olacak e, entertainment mu olacak Sonra entertainment diye bir kelime ortaya çıktı, değil mi? Yani bize eğlendirsin ama bir yandan bizim bir susuzluğumuz var bilgiye diye. Fakat böyle çocuklar yetiştirmiyoruz. Yani çocuklarımız neredeyse 20'li yaşların sonlarında bile ne yapacaklarını bilmeyen nesiller görüyoruz acaba onu mu tercih etsem bunu mu tercih etsem tercihimde kesin kararlı değilim dur bakalım biraz daha okuyayım o zaman işte şu okulları okudum şimdi yurt dışına da gideyim orada da şunu okuyayım hep çevremde böyle gençler görüyorum kendi neslimdeki çocukları görmüyorum kararlı şu mesleği seçecek böyle çocuklar görmüyorum niye acaba sizce bunun temel sebebi hani yaşam sahnesinde çocuklardan neyi talep ettiğimizle ilgili. Biz onlardan ne talep ediyoruz? Talep listesini çıkarsak göreceğimiz şey şudur. Çok kısırlaştırılmış bir liste. Hı -hı. Sen sadece oku, sınavını geç, Hı -hı. diplomanı al, Hı -hı. Bir işe gir. Bir çocuktan neyi talep edersiniz sorusu hangi ülkede nasıl bir liste ortaya çıkartır? Hı -hı. Buna baktığımda ben şunu görüyorum. Biz sınav merkezli bir ülke olduğumuz için sınavın araç olması gerekirken amaç çok, olduğu bir durum çok söz konusuyken iken elbette çocukların çok yönlü gelişmesi için fırsat veremeyiz. 8. sınıfa gelen çok başarılı gelecek vadeden sportif çocuklar niye bırakıyorlar? Ben LGS'ye hazırlanacağım diyor hmm. ailesinin baskısıyla. Hadi ki, niye ikisi bir arada olmasın? Tam da bunun için çalışıyoruz. Hı -hı. Yani e, burada önemli olan şey şu. Bir çocuk ta ilkokuldan itibaren odalarına kapalıp odasında sürekli soru çözsün, ödevini yapsın. Hadi yavrum on soru daha çöz. Süt ister misin, kek ister misin? Hı -hı. sürekli bu tür bir ilişkiyle misafir gelmiş çıkmaz bayram olur gitmez düğün olur katılmaz cenaze olur bilmez akraba nedir zorlanır Hı -hı. niye e çünkü onun içeride işi var ödevi var Hı -hı. Sonra yıllar sonra bir çıkar, yabancılaşmış. Yani çocuk deneyim sahibi olmalı. Bir çocuğun deneyim kütüphanesine bakmak lazım. İşte ben kendi çocuklarımla ilgili, hani düşündüğümde şunu görüyorum: e, deneyim sahibi olmalarını çok özellikle işte küçük oğlumun e, işte hurdacılar sitesine gitmesi, işte araba sanayine işte gitmesi, fabrikaları görmesi, işte hukuk ofislerini görmesi, üniversiteye gitmesi. Bütün buraları görüp deneyim geçirmesi, araba tamircisinde, pazarda, çarşıda deneyim sahibi olmasının nasıl fark oluşturduğunu fark ediyorum. Bizim çocuklarımızın deneyim kütüphanesi zayıf. Peki ne gerekir? Tasarım beceri atölyesi gerekir. Evet. Niye gerekir? Çünkü okul öncesinde çocuk, e, diyelim ki çay nasıl pişirilir diye bir soruyla karşılaşmalı. Hı. İlkokulda bir çocuk, nasıl pişirilir çay? İşte alırım çaydanlığı, e sonra ikinci aşama ne? Üçüncü aşama ne? Ocağın üstüne mi koyarsın? Önce ocağı mı yakarsın? Suyu ne zaman koyarsın? Nasıl bir sıralama oluşturursun aşamalarda, algoritmada? Bakın basit bir soruyla bile bizim felsefe yapmamızda, söz konusu algoritma öğretmemizde söz konusu. Sonuç olarak hani şunu söyleyebiliriz. Bunları bir problem olarak ben görmüyorum. Aslında problem çocukların problemi değil. Problem bizim problemimiz, yetişkinlerin problemi. Hı ve biz eğitim sisteminin dönüşümü ile ilgili çok hızlı hareket etmek zorundayız. Gayret ettiğimiz şey bu. Hı hı. Tamam frene bastık, salgın var. Hı hı. O da bizim problemimizdir. Hı hı. O da bizim işimizdir. Ama e, acil işlerimiz var bizim. Ve bir an önce bunu yapmamız lazım, bu dönüşümü. Ve salgından dolayı da bazı şeyleri yapma fırsatımız arttı. Eskiden açıklayamadığım şeyleri şimdi rahat açıklayabiliyorum topluma. Hı hı. Tabii mesela Salgından önce orta öğretim tasarımında bazı derslerin uzaktan eğitimle yapılması diye bir şey vardı. Böyle şey mi olur? Bu nasıl yapılacak? Ders uzaktan mı olur? Niye okulda yapılmıyor? Önemli olan şu, yüz yüzeyi tabii ki yapacağız ama böyle bir imkanımız varsa EBA gibi, böyle bir internet imkanımız varsa... Neden çocuk bireysel olarak eğitim almasın? Niye herkes 40 numara ayakkabı giyiyor? Yani herkes aynı şeyi niye yapmak zorunda? Kişiselleştirilmiş eğitime doğru yolculuğumuz var. Bunu da yavaş yavaş başlatıyoruz. Büyük bir platform kuruyoruz. Hı hı. E, dijital platform seç beğen izle anlamında hizmet içi eğitimler veriler için. işte kırsal kesimdeki yetişkinler için veya şehirdeki insanlar için hangi alanda ne eğitim isterseniz ücretsiz ve yıl boyu her gün devam eden eğitimler sertifikasyonu olan akreditasyon olan bir platform oluşturuyoruz buna başladık ve bu çerçevede de önümüzdeki sürecin buraya doğru aktığını göreceğiz ama yüz yüze eğitimle çocuklarımızın gözünün içine bakacağız hiçbir çocuğun gözüne gözümüz değmeden derse başlamayacağız gözünden de kalbine ılık ılık akacağız herkesin Peki çok teşekkür ederim ben teşekkür teşkür ee, geldiğiniz için ben birçok şey öğrendim ee, bir baba olarak da e, yakınmak ve feryat etmek e, yanında uzun süre Üstelik memleketimizin Milli Eğitim Bakanlığı dinlemiş oldum Çok teşekkürler tamam. haftaya görüşmek üzere hoşça kalın sonra.